Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle saçım için özür dilerim. Ben konuşma yapacağım diye sabah bayağı bir hazırlandım da nemden sıkıntı çıktı. Ama benim için sıkıntı yok. Ben görmüyorum. Siz göreceksiniz. Konum televizyon. İlk baş biraz araştırma yaptım internette. Sonra kendi kendime dedim ki yani kitabi bir bilgi neden sunayım ki? Hocam benim ifadelerimi öğrenmek için hak verdi. Ve bu hakkın bana bir daha geleceğini sanmıyorum. O yüzden şu an çok heyecanlı olsam da, elim ayağım titriyor, biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. İlk başta televizyonun Türkiye'ye nasıl geldiğinden bahsedelim. Televizyon ilk baş 1923 yılında icat edildi. Türkiye'de televizyon yayınları ise ilk baş İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir girişim olarak 9 Temmuz 1952 yılında getirildi. Fakat bu konuda tabii ki ülkemizin çok başarılı olduğu bir durum. Yasaklar konuldu televizyonda. Daha sonra Türk Radyo Televizyonu kuruldu ve 1968'de ilk defa yayın yapmaya başladı. Tabii o zamanlar çok daha sınırlı bir yayın söz konusu. İşte pembe diziler olsun, Vahşi Batı olsun ya da işte yılbaşında vazgeçilmez yılbaşı programları olsun. Dallas. Dallas, evet. Dallas vardı mesela. Daha sonra devlet baktı bu böyle olmayacak. Biraz daha televizyonu ülke genelinde yayalım dedi. Sonra zaten Vizyon Tele filminden de bildiğimiz gibi gayet özetler nitelikte. Hani şu anda günümüz bence tam o film gibi. Günümüzde halkımız tarafından tabii ki bildiğimiz üzere sadece belgeseller izleniyor, işte bilimsel programlar falan. Ama tabii öyle değil. Yani keşke öyle olsa. Sabahları Müge Anlı ile kayıp aşkımızı bulduğumuz, öğlen Esra Erol ile aşkımızı zirvelere taşıdığımız, ikindi bu stil benim ile muasır medeniyetler seviyesine çıktığımız ve akşamları ise dünyada ne olursa olsun umursamadan Survivor'da romantik bir adada aşkımızı taşlandırdığımız günleri yaşıyoruz. Tabii ki çok zeka örneği bir icat. Gerçekten sağ olsun. Eğer bu konuşmamdan sonra beynimiz biraz sütlaç kıvamına geldiyse asıl televizyon hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Aslında bu bahsettiğim olay 2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor programıyla ortaya çıktı. İşte kaynananın geline bağırdı, damadın oradan anne sen ne yapıyorsun diye karşı çıktı. O günden beri sanki ülkemizde hiçbir şey yokmuş gibi fütursuzca yayınlanan programlar ve bu zeka yoksunu programların dudak ısırtan reyting oranları aslında Türk milletinin günümüzde hangi durumda olduğunu gösteriyor. Uydu TV'lerin gelmesiyle bini bulan TV kanalları ve daha fazlası mevcut. Fakat açtığımız her kanalın bir ideoloji temsil etmesi ve halka empoze etmesi veya her kanalın yanlı olması biraz düşünebilenler için çok rahatsız edici bir durum. Kişilerin siyasi görüşüne göre TV listesi düzenlediği, takip ettiği şeyhin kanalını birinci sıraya koyduğu bir dönemde yaşamaktayız. Günümüzde insanlar keyfini bozan hiçbir programı izlemek istemiyor. Fakat hal böyle olurken aşk, entrika, zina, dramın boy boy sergilendiği diziler reytingde üst sırada. Gerçekler hiçbir zaman tercih edilmiyor. Beyni kullanmayı gerektirmeyen programlar tam ailelerin TV izlediği saatlerde yayınlanıyor. Akşam haberleri siyaset meydanlarından farksız. Hangi haber programının cebini hangi siyasi parti dolduruyorsa onun propagandasını yapıyor. Gerçek hayatta olanlar haber edilmiyor. Ve haber programı bitince kafa bulanık, gözler puslu ve kalp para kesilmiş bir şekilde buluyoruz kendimizi. Evet, Suriye'de ölen 6 aylık bebek, Arakan'da derisi canlı canlı yüzülen Müslüman bir genç, Çin'deki katliam ve doğumuzda gencecik, daha tüy bitmemiş, annesinin biricik oğlu, daha terör nedir, terörist kimdir bilmeyen, kahramanımızın koca yürekli yiğidin şehit oluşu anlatılmıyor. Bir siyasi liderin konuşması dakikalarca verilirken, şehit olan yiğidin haberi sadece 45 saniye gösteriliyor. Bayrağı sarılı tabutu, gözü yaşlı anası ve çiftçi olan babası sadece 45 saniye gösteriliyor. Kaliteli kanallar yok değil tabii ki.
belgesel, sanat, müzik ve gerçek bilimin yapıldığı, gerçek İslam'ın anlatıldığı kanallar var. Fakat bu gibi kanallar ya kişiler tarafından tercih edilmiyor ya da tercih etmek istesek de şifreli veyahut da işte paralı abonelik isteyen kanallar oluyor. Hal bu durumdayken tabii bazı Onur Ünlü gibi böyle cüretkar yönetmenler diziler çıkartabiliyor. Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., İşler Güçler gibi diziler çıkıyor. Bu gibi diziler, amirim, bu gibi diziler ya geç saatlerde konuluyor veyahut da izlenim kitlesi gayet az durumda. Çünkü halkımız gerçekten bilime önem verdiği için veyahut da sanata Behzat Ç.'nin içki içmesine ya da Leyla ile Mecnun'un siyaset yapmasına takılıyor. Veyahut da İşler Güçler'in siyasi görüşüne takılıp kanaldan kaldırılabiliyor. Aslında bunların suçlusu çok da dışarıda aramak gerekmiyor. Bunların suçlusu biziz. Bunların suçlusu ailelerimiz. Kitapların sadece raflarda durduğu, Kur'an'ların duvarda tozlandığı, matematik, felsefe ve edebiyattan korkan bizler bu kanal ve programlara para döküyoruz. Bunların hepsi bizim yüzümüzden. Sokakta evlenme programlarına laflar saydırırken eve gittiğimizde uzanıp göbek kaşıyarak bu programları izliyoruz. Dünyayı ben mi kurtaracağım düşüncesiyle dünyayı, Türkiye'yi ve ailemizi mahvetmiş haldeyiz. Bunların suçlusu biziz. Suriye'de ölen çocuğun, Arakan'da derisi yüzülen Müslümanın, doğuda şehit olan yiğidin suçlusu biziz. Malcolm X'in dediği gibi, dua ederek belayı def edemeyiz. Bizim yaptığımız TV başında dua etmek. Ahirette bunun hesabını kimse veremez. Kitap okumalı, Kur'an'ı anlamalı ve gerçek bilim yapmalıyız. Ya da boş verin, ne de olsa hepsi Amerikan mı? Ramadan.